Nasıl? Daha dün yeni ev sahibi gelmişti ama. Satın aldım kendisinden. Ne zaman? Bu sabah. Buyurun, bakmak isterseniz. Kontrat belgesi. Sanırım eşyalarınızı topluyorsunuz. Evet. Bence daha fazla dışarıya çıkarmadan bir an önce yerleştirmeye başlayın. Düzeniniz bozulmasın. Nasıl? Şimdi siz çıkarmayacak mısınız bizi evden? Hayır. Yatırım amaçlı aldım. İstediğiniz kadar kalabilirsiniz. Gülümsemesi aynı annemin gülümsemesine benziyor. Sizi Allah gönderdi. İyi misiniz? İyiyim. Buyurun. 2 dakika oturun şöyle. Buyurun lütfen. Şimdi iyi misiniz? İyiyim. Bir anda başım döndü. Tansiyonunuz düştü herhalde. Bekleyin, ben hemen size tuzlu ayran yapıp getireyim. Sana benziyor. Gözleri aynı ben. Ağzı, burnu sana benziyor. Benziyor mu diyorsun sahi? Benziyor tabii canım. Anasısın nasıl olsa. Ama en çok da abisine benziyor. Babacığım, ben de öpebilir miyim kardeşimi? Öpebilirsin tabii canım ya. O senin kardeşin. Baksana Zarif, nasıl birbirlerine benziyorlar. Aynı abisi. Kaderleri güzel olsun inşallah Mehmet. Yolları hiç ayrılmasın. Amin Zarif, amin. Sen benim kardeşim misin şimdi? Bugün seni kaybettiğim gün. Anne babamızın öldüğü gün. Kaybettiğim gün mü bulacaktım seni Melek? O sen misin? Nasıl sorarım ki bunu sana? Nasıl? Buyurun. Çok teşekkür ederim. Size de zahmet oldu. Ne demek, estağfurullah. Daha dün yeni ev sahibi bize çıkın dedi. Şimdi siz. Gerçekten o kadar şaşkınım ki ne diyeceğimi bilmiyorum. Bir şey demenize gerek yok. Ya yanlış anlamazsanız. Siz, yani sizin gibi biri. Böyle bir yerde. Neden ev alır diye soruyorsunuz. Dediğim gibi yatırım amaçlı aldım. Daha yüksek ücret ödeyince satmayı kabul etti alan kişi. Anladım. Peki kirada bir artış yapacak mısınız? Yok.
Daha önce ne ödüyorsunuz? Aynı şekilde ödemeye devam edeceksiniz. Satmayı falan da düşünmüyorum. Yani istediğiniz kadar kalabilirsiniz. Ya bu arada ev biraz eski. Tadilat yaptırabilirim. Yani sizin için de daha iyi olur. Olur tabii. Yani tabii siz öyle diyorsanız. Yalnız mı yaşıyorsunuz? Yok. Bir yakınımla birlikte kalıyorum. Kızım Sayıdır. Anladım.